ta geldiği günden beri söyledim. Delali hani Şenol Güneş belki rehabilitasyon konusunda Türkiye'de yetenekli teknik sektörlerden bir tanesi. Belki de en yeteneklisi olabilir. Olmaz dedim. Olmayacak yani. Hatta Deli. tartışık seninle bu konuda. Çünkü adamın Delali diye arattığın zaman ilk çıkan şey Delali'ye ne oldu Google'da? <laughs> ne oldu? Başına ne geldi de diye soruyorlar. aynı yine orada oturuyordun. Ben Delali oynayacak dedim Fenerbahçe derbisinde hatırlarsan. De Sen oynamaz demiştin. Yani. Ben oynayacak dedim. Ama işte oynadı. Tabii o zaman Valerian İsmail vardı. Sonra Şenol Şu o... an ne yazıyor biliyor musun? Delali nerede? Evet yani. Şu an yani bu işte şeyi anlayabilirim. <laughs> Delali yazıyorum, Vat yazıyorum, What Happened? Evet, What yani. Happened işte. What Bak işte. Onu ne, oldu ne oldu Delali'ye? Delali evet. e çünkü ben videosunu çektim YouTube için. Delali çok iyi bir oyuncu. Potansiyel inanılmaz ama kafada bitirmiş işi. Bence Yusuf için de büyük risk orada. E, çok beğendiğim bir oyuncuydu. Ve hani genç yaş kategorilerinde de çok beğenilen bir oyuncuydu. Ama şey çok Barcelona görüp, bir anda orada işte finansal konulardan vazgeçmiş olması onu yıpratmış bak, yani. Avusturya Milli Takımı takip edeceğiz. Oyun bir de şu anda. Muhtemelen oynayacak. Bir önceki milli takımda vardı çünkü oynadı. Abi, oynuyor. Oynadı. Evet. E, şimdi bir önceki milli takımda oynadı. Burada hani fiziksel ve mentalde fiziksel eksikliği olmadığı kesin. Eğer oraya gidip oynuyorsan o bir milli takımında gelip burada oynayamıyorsan ama işte burada bir şey. oynayamamasının sebebi belki O21 takımında kendisine verilen rolle burada alabileceği rol arasında fark var. Mesela şöyledir abi, ben burada 10 yıldır yayın yapıyorumdur. Ve Kerem'le, Ulaş abiyle, seninle hani çok iyi anlaşıyorumdur. Söylememe gerek kalmaz, bakışarak anlaşabiliriz. Başka bir kanala giderim, orada bana çok üstten bakarlar ve kendimi rahat hissetmem. İkisi arasındaki fark, yani ben rahat hissederim de genç bir oyuncu olduğu için söylüyorum. O rahat hissetmiyor olabilir, rolüne tam alışmamış olabilir iklim olarak ülkeye alışmamış olabilir. Futbol iklimi olarak alışma her şey olabilir. Avustralya milli takımındaki rahatlığı, huzuru burada bulamamış olabilir. Bu arada orada her iki şey tane hazırlık yani. maçı oynayacak. Yani Polonya ve Moldova U21 ile o maçlarla Galatasaray'la oynayacak puşası, ama maçı oynasa bile iki iklim arasında futbol iklim arasında çok fark var. var. Çok yani fark var. Çok iyi teknik direktör çok iyi teknik direktörler de yapamıyor bazen. Sampaoli Hoca... ortada. İşte bak Doğru. Çok iyi teknik direktör olmadı. Ben Okan ile ilgili son Okan Hoca 4 gün izin verdi. Hatta 5 gün bu maçtan sonra Konya maçından sonra kendisi de kafasını toparladı. Muhtemelen şu anda eksiklerini, yanlışlarını kendisi de çekiyordu. <laughs> Muhtemelen diyordur ben Raşit niye çıkardım? Neden Matay'ı aldım? Kesin. Yani bunların Kesin. eleştirisini yapmıyorsa iyi hoca olmak, şampiyon olmak iyi hoca, anlamına geliyor. De ne dersin? Bu iki maçta Galatasaray hakikaten Kasımpaşa maçı da kazanılmasına rağmen Doğru kelimeyi düşünüyorum. Bana biraz tutuk göründü. Icardi özelinde de bunu Akmada söyleyebilirim. Değil mi? Biraz tutuk bir görüntü var. Ya şampiyonluk yolunda bu tür düşüşler olabilir. Galatasaray oyun anlamında da yani geriye doğru gitmiş. o Geçen belli. sene mesela Trabzonspor'da Aynı, tutuk anda... görünüme büründü ama lig zaten bitmişti. Tamam, ligi bitti çünkü Burada puan, da da lig puan farkı çok fazlaydı ve onun kapatılması artık imkansız çok duruma doğru. gelmişti. Ama arka tarafta tabii şu anda Galatasaray'ı takip eden Fenerbahçe var. O bir baskı oluşturuyordur. Evet. Evet. Hem teknik heyet üzerinde hem oyuncular üzerinde. Ama şampiyonluk böyle çok kolay kazanılan bir e, ödül değil. Dolayısıyla o süreci doğru yönetmek gerekiyor. Şimdi ben bir oyuncu üzerinden Galatasaray'ın oyunu yani Yusuf Demir oynasa mesela Galatasaray o maçı kazanır değil de... ...genel anlamda oyuna baktığımızda bir problemin olduğu ortada. Bence Okan Hoca'nın oraya e, yoğunlaşması lazım. Mental dediğimiz şey var yatırmak uh -huh. için de bu da olabilir mesela. hı. Uh -huh orayı da doğru yönetmek lazım. Ben Okan Hoca'yı yani sadece bugün değil işte geçmişte çalıştırdığı bütün takımlara baktığımızda bence her gittiği takımda çok güzel hikayeler yazdı yani. Evet evet aynı fikirdeyim. Ve şimdi yani doğduğu, büyüdüğü ve çok çok üstün başarılar elde ettiği bir Galatasaray'da da sonuçta bunun ruhundan gelen ve o ruhu da iyi bilen bir teknik adam ve çok çok başarılı şampiyon, işler yaptı. Şampiyon takımın şampiyon olmasa dahi Galatasaray, Okan Buruk bu sene Galatasaray'da başarılı mi? işler yaptı. Ya bir teknik adamı sevgili Savaş Çoğlu, ben bir sezonla değerlendirmem. Ya bu sezon Galatasaray şampiyon olur. Şampiyonluktan sonraki süreci nasıl yöneteceğine bakarım. Ya da kaybeder şampiyonluğu o başarısızlığı nasıl gelecek sezona doğru yöneterek ee, gideceğine bakarım. Sergen bu iki Yalçın, türlü bir şey. Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Şenol Hoca'nın en son 5 yaşında ayrılış dönemi. Bu sadece bu teknik efendim. adamla ilgili değil. Bu aynı zamanda yönetimle ilgili de bir şey. Bizim Türkiye'de maalesef... Bence camiayla bile Bence tabii, bu, tabi. alakalı. Bolcüyle tabii, tabii. bolcuyla da alakalı. Bolcuyla da alakalı. Yani Birçok faktör var. Türkiye'de... Ama o zaman bir, bir şampiyonlukta mesela şey yapmamamız lazım. Yani, Yapmayalım zaten. Süreç önemli diyorum o yüzden. <laughs> Şimdi şöyle işte belki uç örnek Arteta'nın durumu. İşte Klopp'un durumu, Guardiola'nın durumu. Arteta en güzel örnek bu arada. Biz Bence ]ceğiz. de ama yani işte Guardiola da tabii, tabii. birkaç sezon sonra artık bir hikaye yazmaya başladı. Klopp keza öyle. E, Arteta yani 2-3 sezon dünya kadar sıkıntı çekti ve bugün şu anda Premier Ligi domine eden bir Arsenal var. 2 yani sezon önce kovulsun deniyordu. Tabii. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi potasındaydı. Evet Arsenal artık ilk dörde giriyor diye konuşurken üst üste iki maç kaybetti. Bir Newcastle deplasmanı, Tottenham ve Newcastle'a yenildiler. Şampiyonlar Ama Ligi'nden de oldular bu yıl. Premier Lig şampiyonluğuna gidiyor. Oradaki gerçekçilik bizde yok onu da söyleyelim. Evet. Çünkü ben Arsenal taraftarını bu sezon öncesinde sorsan bizim hedefimiz şampiyonluk demezdi. İlk dört derdi. Şampiyonlar evet. Ligi'ne Şöyle, tekrar dönelim derdi. Yusuf bize yani organizasyon anlamında Avrupa'ya örnek veriyoruz değil mi? Ya evet. niye onlar gibi olamıyoruz? Ama olmamız o, zor. E tamam onların olduğu bir teknik adam yeri var ya mesela bizde takım başarısız sonuçlar almaya başladığı zaman yönetici, yönetimlerin en kolay işi teknik adamı gönderip başka bir teknik adam getirmek o teknik adamla beraber yeniden transferler yapmak eskileri göndermek falan yani buradan bir sağlıklı bir sonucu çıkartamıyoruz Abi Türkiye sesler. Futbol Federasyonu e, game plan diye işte bundan bir buçuk ay önce falan depremden önceydi daha fazla iki ay önce bir toplantı yaptı Rivada Portekiz Futbol Federasyonundan federasyon başkanı ve yardımcısı geldi bir hanımefendi sunum yaptı. <laughs> Sunumun belirli bir kısmında herkes çıktı çünkü kulaklık dağıtımında bir sorun olmuştu. Sunum İngilizce olunca ben yöneticilerin çoğunun çıktığını duydum. O yüzden pek boşa yapılan bir sunum oldu ama çok güzel bir şey söyledi. Bizi ayıran noktayı söyleyeyim çünkü biz Portekiz'e çok benziyoruz birçok yapı konusunda. Dedi ki bizde de alt yaş kategorilerinde dedi dünya kupalarında, Avrupa şampiyonlarında finaller oynadık, kazanamadık dedi. Ama kazanamamış olmamız bizim için önemli değil çünkü biz sürece bakıyoruz dedi. Bir gün bu metotta kazanabileceğimizi biliyoruz çünkü. O yüzden biz sonuç değil, süreç odaklı evet. ilerliyoruz dedi. Benim için bitti. Çünkü bizde olmayacak bir şey. Yani hedef 2030 diye koymuşlar. Biz 2030'da hangi federasyon başkanı olacak? Bugün kulüplerin başında kimler olacak? Onlar devam ediyor. hiçbirisinden hiçbir olmayacak muhtemelen. Yani bugün 6 ay sonrasında hangi başkan görevde kalacak? Hangisi kalmayacak? Bunu bilmiyoruz. O yüzden Bizim plan program meselesindeki yaptığımız en büyük hata sonuca bakmak. Sonuç olabilir. Bak Fenerbahçe için söylüyorum ben. 8 yıldır şampiyon olamadı değil mi Fenerbahçe? 9'a doğru gidebilir bu sezon olmazsa. Her sezonu ayrı değerlendirmek lazım. Fenerbahçe'nin DNA'sı neydi son 25 yılda? Bir ya da ikinci olmaktı. Fenerbahçe'ye birinci oluyor diye ikinci oluyor. Daha çok ikinci oldu. Fenerbahçe 6.lığa, 13.lığa, 18.lığa geriledi ligde. Kendi DNA'sına uzaklaştı. Son iki sezondur ikinci İkinciliği şu an bence aşağı yukarı garantilediğini düşünüyorum. İki, iki de olacak. Geçen da ikinci bitirdi. Süreç doğru o zaman. Çünkü bu süreçte böyle ilerlersen bir yerde şampiyon olacaksın. O başarıya ulaşacaksın. Ama eğer şu hataya düşersek tekrar. Hep söyledim bunu. Fenerbahçe şampiyon olamadı. Her şeyi sil baş, baştan yine. Onu yine söyleyeyim. olamayacaksın. Onu söyleyeceğim. Mesela Fenerbahçe. Yine olamaz. Şu anda diyorsun mesela Yusuf. Tamam okey. Fenerbahçe şu anda ikinci. Ama geçen sezondan bu sezona çok büyük değişiklik var. Bir önceki sezondan çok büyük değişti. Şimdi Yüzden o zaman, fazla oyuncu var 5 senede daha. O, o zaman o zaman bir yapı yok ya orada. Doğru değil. Ama sezonluk doğru. bir yapılanma var. Evet. Ama geleceğe doğru yok. Dolayısıyla Bugün doğruyu bulmuşsun abi. Bugün doğruyu bulmuşsun. Buldu mu acaba? Bence buldu. Çünkü şöyle, e, Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrasında Fenerbahçe bölümünde daha detaylı konuşurum evet. ama kısa bitireceğim. Kırılganlık yaşayabilirdi. 7 maç 6 galibiyet. Bence Adana Demirspor maçında kazandı sayıyorum. Oyun olarak kazanmaya yakındı çünkü. 7 maç 6 galibiyet kırılım kırılmadı. Demek ki bir yere doğru gidiyor. Geçen sezon öyle değildi çünkü. Trabzonspor maçından sonra tepe gitti, Lider gittiği e, maçtan döndü, şampiyonluğu kaybetti. Son sezon sezonun ilk senin, Fenerbahçe senin, Galatasaray böyle kazanırken bu seriyi yapamazdı bence. Evet, yapamazdı. Oylar Fenerbahçe. E, Daha erken düşüncelerini ve görüşlerini Kesin. en beğendiğim, sevdiğim arkadaşlardan Yusuf ama bu ikincilik kelimesini asla kabul etmiyorum. Ben Galatasaray'da geçen sezon tarihin en kötü dönemlerinden bir tanesini yaşadı. Galatasaray Ligi işte Adnan Polat döneminde de bitirdi 2011'de o tarihi sezonda. Ama her zaman birincilik olmalı hedef. Yani, yani hedef koymak hedef ayrı hedef bir olur. şey. Ama sonuç abi. Ama her zaman i̇kincilik ikincilik başarı Kültarçı mıdır? Değildir abi. 1959 sonrasına ikin... şampiyonluklara bak. 3 Galatasaray... senede 1. Abi Galatasaray ikinci oldu zaman benim için başarı değildir. İsterse yönetimde başkan her kim olursa olsun, hangi yönetim olursa ikinci oldu zaman başarısız. Ama neye zaten. göre hesaplıyorsun? Bak Şöyle, neye göre ben, söyleyin ben, şöyle bakıyorum. Ben neye göre, ben neye göre mi? Geçen sezonu felaket bir derecede bitirmiş. Çok kötü bir kadro kurulmuş ki 25 milyon euroya kurulan bir kadrodan bahsediyoruz. Bu sezon aşağı yukarı satışlarla birlikte kıyasladığımızda aynı meblağ harcanmış. Çok daha iyi bir kadro kurulmuş. Sıfırdan yönetim, yeni teknik direktör, sıfırdan takım ikinci olması benim için büyük başarısızlık değil. Hayal kırıklığı olabilir. Bunu anlarım. Başarısızlık ayrı bir şey abi. Çünkü başarısızlık değişimi gerektiren bir cümle. Ya organizasyonu ya, doğru yaptığın zaman başarıyı başarı elde bunu, ediyorsun. Bunu basketbolda, basketbolda, basketbolda zaten. Evet, bunu basketbolda yaptı, başarı oldu. Avrupa'da büyük kupa kazandı. Hoca'ya beraber az yıldırım döneminde çok... Çünkü belli diskler. Üçüncü, ikinci, ikincilik o kupayı alacağım dedi. Ama futbolda neye göre diyorsun? Yeni yönetim niye geldi? Şampiyonluk Savaş bir şey, şey sorabilir miyim? U takımlarının şampiyon olması mıdır başarı? Yoksa U takımlarından oyuncuların... E, geliştirilerek e, A takımlara kazandırılması mıdır başarı? Her zaman o alttaki takımların şampiyon olması önemli değil. Yukarıya kazandıysa yeter. Şampiyon oluyor. Tamam. Onlar o milli takımda oynuyor ama biz hala onları değerlendiremiyoruz. Bir şey söyleyeceğim işte. O U takımlarının teknik direktörleri ne zaman şampiyonluğu başarı olarak görmeyip oyuncu gelişiminin aslında başarı olduğunu anlarlarsa oradan yukarıya daha fazla top çıkacak. Ama onlar yetmiyor ki. Bir, Yarışmadan yetiştirmeye doğru. Evet. Yetmiyor işte Bir, onlar. Iki, Şimdi buradaki planlama e, sezonluk bir planlama zaten Galatasaray'ınki. Çünkü yani gelecek seneye devredecek bir oyun hafızası çok fazla yok. Belli ki sezon sonu yeniden transferler yapılacak. Ama geçen sene neredeyse küme hattına gidiyordu evet. Galatasaray. Şimdi oradan buraya gelmiş bir takım. Göztepe maçı her şeyi değiştirebilirdi bu Galatasaray tabii. adına. Geçen sezon. Tabii. İşte oradan buraya gelmiş bir tak. Bak Trabzonspor'da da aynı durum vardı. 17. sıradaydı Hı. Abdullah e, Avcı geldiği zaman. yaşadı. Tabii Fenerbahçe yaşadı. Ee, Başakşehir yaşadı. Evet Başakşehir yaşadı. Yani oradan bu 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 toparlanma işi biraz. Ve bir dönüp şampiyon oldu Başakşehir. Evet. ama bak burada gelirken şampiyonluk vaat edilmedi. Gelirken geldikten sonra, sonra evet, Alanyaspor maçıydı. Ol, Alanya Alanyaspor maçından sonra Abdullah Hoca ve ekibi gelmişti. Daha dün gibi hatırlıyorum. Geldiği zaman direkt ben şampiyonluk vaat ediyorum mi? ama burada yönetimler camialarına Allah rahmet eylesin Dün ölüm yıldönümüydü Özcan Ben onunla çalışma şerefine dolaştım. Çok beyefendi bir adamdı. Çok önemli bir insandı. Ya Lucescu şampiyon takımı gönderip Fatih getirirken size 5 yılda 3 şampiyonluk bir Avrupa şampiyonluğu vaat ederek Fatih getirdi. Olmadı. Sonra fatura kime çıktı? Galatasaray camiasında en istenmeyen adam oldu. Doğru söylüyorsun. Burada da yönetim Burak Elmas dönemini beğenmedi. Dedi ki bu 16. oldu. İki aday yarıştı. Biz dedi şampiyonluk kadrosu kuracağız. Diğer aday dedi ki ben Galatasaray'ın geleceğini kuracağım dedi. Gençlerle yola devam edeceğim dedi. Eşref Bey. Şimdi planlamalardan bahsediyorum. Dursun Bey ve ekibi de dedi ki biz Galatasaray'ı şampiyon yapacak bir kadro kuracağız. Tamam şampiyon olacağına inandığı için insan oraya geliyor. Bir staniye, Yusuf sen yayından önce ne dedin? Bu az önce dedim ya bunu mu tartış tartışıyorlar hala şaibelilik falan bu. Ha evet. Ne dedin? Ne istiyor? Bir arz talep meselesi. Tabii yani insanlar şey istiyor. Bir şey söylendiği zaman bir kaos beklentisi var. Bir kaos beklentisi de alıcısı olanmış. Şey. Alıcısı. Şimdi senin söylediğin konuda benim için ikincisi daha doğru. Doğru bir planlama. Benim için de. Gençlerle Ama onun yola yok devam abi. Edilmesi, ve 2-3 sezon makro bir plan. Onu söylediğin kaybetti Ama işte. onun işte alıcısı kaybetti. yok. Kaybetti işte onun alıcısı yok. O yüzden Yusuf'un söylediğiyle. Bu arada de... alıcısı yok da demeyelim baya yakın bir seçim değil mi? Tabii canım. Hayır 5lik oyla kaybetti. Şöyle. Sonuçta kaybetti. Kay Tabii, kazansaydı evet. ve ben gençlerle bir kadro kuracağım ve bize sabır deseydi ve bu dönemde Galatasaray şu an 10. sırada olsaydı. Çünkü projeye bir anda şampiyonluk gençlerle şampiyon olamayacağı için. Haftaya 10. kongre var Haftaya kongre vardı. Bu da bir gerçek şimdi. Bizde bazı şeyler sadece slogan şeklinde söyleniyor. Bunu o yabancıyken meselesinde de söyledim. Altı doldurulmuyor. Altı doldurulmadığı gibi işler iyi giderken proje, fikir, plan her şey çok güzel. İşler kötü gittiği anda...